Merhaba arkadaşlar, çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi 2010 ve 2022 arası çıkmış sorular. YKS çıkmış soruları çözüyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. PDF'sini açıklama kısmından bulabilirsiniz. 2010 YGS ve LYS'de çıkmış olan sorular. Biliskenet kasında gerçekleşen olayların doğru sırası hangisinde verilmiştir demiş. Şimdi okuyalım. Daha sonra sıraya göre dizelim. Kas hücresinin endoplazmik retikulumundan yani sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonlarının serbest kalması, myozin ile aktin filamentlerinin ATP kullanarak birbiri üzerinde kayması, kas hücresinde oluşan depolarizasyonun kas hücresi zarı boyunca yayılması, kalsiyum iyonunun aktin filamentine bağlanmasıyla miyozinin aktine bağlanma bölgelerinin açılması, motor uç plaklarındaki nörondan sinaptik boşluğa asetil kolin salınması. Şimdi arkadaşlar ilk önce bakın uyarının gelebilmesi için yani kas hücresine uyarının gelebilmesi için motor uç plaklardan nörona sinaptik boşluğa asetil kolin salgılanması gerekiyor. Dolayısıyla birinci sırada 5 numara var. O zaman 5 olmayanları siliyorum bakın. 5 olmayanları sildim. 2 numara mı gelecek? 3 numara mı gelecek? Bakalım. Miyozin ile aktin filamentlerinin ATP kullanarak birbiri üzerine kayması demiş. Kas hücrelerinde oluşan depolarizasyonun kas hücresi zarı boyunca yayılması. Bakın burada ne oldu? Asetik kolin salındı ya. Asetik kolin salındıktan sonra kas hücresinde bir depolarizasyon oluşacak ve kas hücresi zarı boyunca yayılacak. İkinci sırada bu olur. Sonra arkadaşlar kas hücresinden Kalsiyumlar dışarı bırakılacak endoplazm retikulumdan. 3. sırada bu olur. Sonra arkadaşlar kalsiyum iyonları gidip aktin filamentlerine bağlanır ve miyozinin aktine bağlanma bölgesini açar. Dördüncü sırada bu olur ve en sonda miyozinle aktin filamentleri birbiri üzerine kayar. 5. sırada da bu olur. Cevabımız bu durumda ne olur? E şıkkı olarak görülür arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Yemek yedikten sonra uzun süre yüzen bir insan enerji elde etmek için kandaki glikozu kullandıktan sonra aşağıdaki moleküllerden hangisini ilk olarak kullanır? Şimdi kandaki glikozu kullanmış. Arkadaşlar bizim besinlerde kullanım sıramız neydi? İlk önce karbonhidratlar, sonra yağlar, en son proteinler. Ben kandaki karbonhidratları kullanmışım. Sonra neye geçiyorum? Yağa geçiyorum. Bakın. Burada hangisi yağ var? Yağ dokuda depolanmış yağ olacak cevabımız. Sonra proteinlere geçeceğim. Protein olarak da önce kas proteinlerini kullanmaya başlar. Sonra kan proteinlerini kullanmaya başlar. Zaten kan proteinlerini kullanmaya başladıktan sonra bir süre sonra da ölüm gerçekleşiyor açlıktan. 2011 LYS İnsanın iskelet kası dokusunda uzun süreli egzersizde diyor. Moleküllerinin hangilerinin miktarında artış görülür? Şimdi uzun süreli egzersiz yapıyorsa o zaman bu ATP kullanıyor sürekli. Kreatin fosfata bağlı olan fosfatı ayırır ve kreatin fosfat ne olur? Azalır. Kreatin artar. Tamam mı? O yüzden bu artmaz. Laktik asit ne yapar? Artar. Çünkü uzun süreli egzersiz yaptığı için laktik asit fermentasyonu yapmaya başlar. Bu artar. Glikojen azalır çünkü egzersiz yapıyor depo ettiği glikojeni kullanacak. ADP artar arkadaşlar. ATP'den fosfatı ayırır. Aradaki enerjiyi kullanır ve ATP, ADP'yi artar. İnorganik fosfat ATP'den ayırdığı bakın şöyle ATP'yi kullandığı için ADP artı inorganik fosfat oluşur. Bu ikisinin miktarı ne yapar? Artar. Bu da artar. Artanlar hangileridir? 2, 4 ve 5'tir arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olacak. 2013 LYS Aşağıdaki şekil bir iskelet kasını mikroskobik yapısını göstermektedir diyor. Kayan iplikçikler modeline göre. Bu Huxley'in kayan iplikçikler modeli diyor arkadaşlar. Olaylarından hangileri görülür? Şimdi bakın kasılma sırasında, gevşeme sırasında neler olur? Hangileri değişir? Şimdi bizim burada bantlarımız var ya I bandı, A bandı, H bandı ve Z çizgileri var. Bir de sarkomer var. Burada değişen şeyler his, his diye kodluyorum ben bunu. His, hız. Bakın. Kasılınca hisler kasılır. Yani kaslarımız kasıldığında hisler kasılır. Ne kasılıyor? Neyin boyu kısalıyor? H bandının boyu kısalır. Bakın. Z çizgileri birbirine yaklaştığı için şuradaki aktin filamentleri birbirine yaklaşır. Dolayısıyla H bandı kaybolur. I bandı arkadaşlar yine bunlar birbirine yaklaştığı için şuradaki I bandı ne olacak? Kaybolacak. Ve S dediğimizde sarkomer. Z çizgileri birbirine yaklaştığı için sarkomer de ne olur? Kısalır arkadaşlar. Dolayısıyla bunun haricinde diğerleri değişmiyor. Bakalım diyor ki sarkomerin boyunun kısalması bu olur. Aktin ve miyozin iplikçiklerinin boyunun kısalması. Ben aktin ve miyozin iplikçikleriyle ilgili bir kısalmadan bahsettim mi? Hayır bu olmaz. I bandının daralması bakın burada I bandı var. Evet daralır. Gevşeme sırasında ne olacak? Bunların tam tersi. Hisler genişleyecek. A bandının boyunun uzaması A bandında herhangi bir değişiklik olmuyor. A bandı bakın şurasıdır. Miyozinin boyunu gösteriyor. Miyozinin boyu değişmez. Dolayısıyla A bandının boyunun uzaması olmaz. Z çizgilerinin birbirinden uzaklaşması. Evet gevşeme sırasında Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Doğru haş bandının boyunun aynı kalması. Hayır. Gevşeme sırasında, kasılma sırasında nasıl haş bandının boyu kısalıyorsa gevşeme sırasında da uzar arkadaşlar. Haş bandının boyu bu da olmaz yanlıştır. Bize ne soruyor? Hangileri görülür diyor. 1, 3 ve 5 görülür. Cevabımız nerede? Bursa şıkkında 1, 3, 5 olur. Beşinci soru. Bir çocuğun kaval kemiğinin epifiz plaklarından biri tahrip olursa Hangisi ortaya çıkar? Arkadaşlar kaval kemiği bir uzun kemiktir. Uzun kemiğin yapısına baktığımız zaman ise bakın şöyle bir yapısı var uzun kemiğin. Şurası olmadı bir dakika. Şöyle bir yapısı vardır uzun kemiğin. Uzun kemiğin şuralarında epifiz plak dediğimiz kıkırdaktan yapılmış plak vardır. Bu plak kıkırdak yapılı bir plaktır ve e, kemiğin boyca uzamasını sağlayan bir plaktır arkadaşlar. Bu plak Yaş ilerledikçe erkeklerde yaklaşık 25 yaş, kadınlarda da yaklaşık 21-22 yaşa kadar bu plak kemikleşiyor ve boy uzaması duruyor. Eğer burada herhangi birinde diyelim ki şunda bir deformasyon meydana geldi. Bu kıkırdak ne oldu? Burada ne diyor? Epifiz plaklarından biri tahrip oldu. Tahrip olursa ne olacak? Diğeri var ama Büyüme ne yapacak? Yavaşlayacak. Diyor ki kemikte enine kalınlaşmada sonlanma. Hayır, enine kalınlaşmayı sağlamıyor bu. Ne yapıyor? Boyuna uzamayı sağlıyor. Enine kalınlaşmayı sağlayan periosttur. Periost. Enine büyümesini sağlıyor arkadaşlar. Periost yani kemik zarı. Dolayısıyla bununla bilgisi yok. Kemik boyun kemikte boyuna uzamada yavaşlama evet. Bir tanesi tarif oldu. Diğeri var boyuna uzama durmaz ama yavaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Kemik dokuda zayıflama olmaz. Kemik dokuda kan hücre üretiminde azalma. Kan hücresini kim üretiyor? Kırmızı kemik ili üretiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bununla da bilgisi yoktur. Sarı ilik üretiminde azalma. Hayır sarı iliğinde yine epifiz plakla bilgisi yok. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 6. soru 2016 LYS. Diyor ki İnsanda şekilde gösterilen kolun ok yönünde hareket etmesini sağlamak için iki farklı kas da A ve B kasları diyor. Ve motor sinirlerde 1 ve 2. Gerçekleşen olaylar hangisinde verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın A kası ne yapmış? Kasılıyor, değil mi? Kolumuzu katladığımız zaman bizim kolumuzun iç kısmında bulunan bu A kası kasılır. B kası ne yapar? Gevşer. Bakın B kası gevşer. A kası kasılır kasılmayı sağlayan hangi <laughs> Bakın burada kasılmayı sağlayan hangi nöron? Hemen bağlantısına bakıyorum. 2 numaralı nöron, değil mi? Yok, 1 numaralı nöron. Bakın kasılmaya giden nöron 1 numaralı nöron. O zaman 1 numaralı nöron çalışırken 2 numaralı nöron çalışmaz burada. Şimdi bakalım. A kası kasılır, B kası gevşer olanı alacağız. Dolayısıyla C, D ve E şıkları gider motor sinir bir yani buradaki birinci sinir çalışıyordu ikinci sinir çalışmıyordu o zaman birinci sinir uyarılır çalışır yani kasılmasını sağlar İkinci sinir inhibe olur yani çalışmaz doğrudur cevabımız ne olur A şıkkı olur gelelim 7. sorumuza kasılan bir iskelet kasının gevşeme sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez şimdi gevşemede ne oluyordu bakın hisler gevşiyor yani hislerin boyu uzuyor Sinir hücresinden gelen uyartının kesilmesi. Evet uyartı kesilecek ki gevşeme başlasın. Bu doğrudur. Sinaptik yarıkta asetikolin miktarının azalması. Asetikolin kasın kasılmasını sağlayan bir şeydir. Eğer gevşiyorsa miktarının azalması lazım. Doğru. Nöronun akson ucunun kas hücresinden ayrılması. Şimdi dursun bakalım. Myosin filamentinin aktin filamentinden, filamentinden ayrılması. Evet burada gevşeme olduğu için bunlar birbirinden ayrılıyor. Sarkoplazmik retikulum'a kalsiyum iyonlarının pompalanması yani kaslarda bulunan endoplazmik retikulumun içerisine kalsiyumların girmesi diyor. Gevşeme sürecinde kalsiyumlar geri oraya girer, doğru. Arkadaşlar burada C şıkkı yanlış olur. Nöronun aksonucu kas hücresinden ayrılmaz. Yani buradan bir kopma olayı olmaz. Onlar sürekli birlikte. Sadece aradaki üretilen asetikolin miktarı azaldığı için kas ne yapar? Gevşer. Ayrılma olmaz. Oradaki madde miktarının artmasına ya da azalmasına bağlı olarak kaslar gevşiyor ya da kasılıyor. Cevabımız C şıkkı oluyor. 2018 ayete. Aşağıdaki özelliklerden hangisi insandaki kas tipleri arasında sadece kalp kasına özgüdür? Sadece kalp kası. Bantlaşma görünmesi? hayır. Bantlaşma çizgili kaslarda da görülüyor arkadaşlar. Bu değil. Kasılma sırasında Kalsiyum iyonlarının işlev görmesi bütün kaslarda işlev görür. Hayır. Kasılırken aktin ve miyozin iplikçiklerinin birbiri üzerinde kayması yine bütün kaslarda e, görülür. İstemsiz çalışması düz kaslarda istemsiz çalışıyor. Sadece kalp kasına özgü değil. Kasılması için kendi ritmik uyartılarını oluşturabilmesi. Bakın bu kalp kasına özgü bir şeydir. Kalp kası kasılmak için e, merkezi sinir sistemine yani beyin ya da omuriliğe ihtiyaç duymaz kendi kas uyarılarını kendi kasılma uyarılarını kendisi oluşturur. Sadece merkezi sinir sistemi gönderdiği uyarılarla bu kasılmaları hızlandırır ya da yavaşlatır arkadaşlar. Yani kendi kasılmasını kendisi uyarıyor. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 9. sorumuz 2022 AYT. İnsanda destek ve hareket sisteminin işlevleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Kalsiyum ve fosfor gibi bazı mineralleri depolar evet. Kemiklerde depo ediyoruz, değil mi? İç organları mekanik etkilere karşı koru. Mesela göğüs kafesi, kafatası bunlar ne yapıyor? İç organları koruyor. Yapısında yer alan eklemler sayesinde vücut hareketlerini imkan veriyor. Evet doğru. Kolumuzu ayağımızı eklemler sayesinde hareket ettiriyoruz. İskelet kaslarının tutunacağı yüzey alanı olarak işlev görür. Doğru arkadaşlar kemiklerimiz ne yapıyor? E, i̇şlev burada kasların tutunabileceği bir yer oluşturuyor. Doğrudur. Kan hücrelerinin üretimine aracılık eden hormonlar üretme. Bakın bizim destek ve hareket sistemimiz hormon üretmez. Üretilen hormonlarla uyarılarak kan hücrelerinin mesela üretilmesini sağlayabilir. Bizim böbreklerimizde üretilen eritropoietin hormonu gelip buradaki kırmızı kemik iliğini veya işte karaciğeri uyararak kan hücrelerinin üretimini sağlar. Burada hormonu destek ve hareket sistemi üretmez arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Ve son sorumuz 2021 AYT. İnsanda iskelet kaslarının kasılması ile ilgili hangisi yanlıştır? İskelet kaslarının kasılmasında kalsiyum iyonlarına gereksinim duyulur. Evet kalsiyum iyonları kasılmayı sağlıyor, uyarıyor. Kasılma sırasında iskelet kas hücrelerindeki aktin ve miyozin iplikçiklerinin boyu kısalır demiş. Ben boyu kısalanları söyledim. His, H bandı, I bandı, sarkomer. Aktin ve miyozinin boyuna bir şey oluyor dedim mi? Hayır. Dolayısıyla bu yanlış olur. İskelet kasları enerji kaynağı olarak glikojeni kullanabilir. Evet. Ee, ilk önce glikojen deposunu kullanıyor zaten. Doğru. İskelet kas hücrelerinin uyarılması motor sinirlerle gerçekleşir. Zaten motor sinirler kaslarımıza ya da bezlerimize bağlıdır. Ve e, bunların çalışmasını sağlıyor. Doğru. İskelet kaslarında kasılma sırasında sarkomerin boyu kısalır. Bakın sarkomer var. Bu doğrudur. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. Böylece bitirdik arkadaşlar. Ee, destek ve hareket sistemi ile ilgili çıkmış 10 tane sorumuz vardı. 10 tanesini de çözdük. Sonraki videoda sindirim sistemine geçiş yapacağız. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.